bir sürü hata çıkartıyor arabada ya. Araba iyice hata vermeye başladı artık ya. Bu arabayı satıp yeni bir sıfır araba almam gerekiyor ama nasıl alacağımı bilmiyorum. Bunu bir de ne sormam gerekiyor ama Bilal bilmez. Caner var bizim ya, ben Caner'e sorayım, Caner arayayım. Caner hoş geldin. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Hoş bulduk, ne var abi? İyi ya, şu araba sıkıntı bende ya. Niye, ne oldu ya? Hadi bak, sen bir sürü hata veriyor. Oo, sen ikinci el aldın tabi bunu. Evet, ben ikinci el aldım. Niye yani sıfır araba alıp leasing yapmıyorsun? Bilmiyorum nasıl yapılıyor. Anlatayım ben sana o zaman. Ya anlat o zaman. Ama burada konuşmayalım. Ben senin araba, sıfır arabanla konuşalım. Hadi gel o zaman, benim arabaya geçelim. Ya sıfır araba ne kadar güzelmiş be. Valla rahat bir de büyük falan güzel. Aynen. Sen bu arabaya leasing yaptın ha? Evet, leasing yaptım. Ben senin koltuğuna niye oturuyorum ki? Abi de sen niye geçtin? Kardeş kendi araban değilsen misafir kol. Sen niye oraya oturdun ya? Yer değiştirmemiz lazım. Evet. Bir şey diyeceğim, böyle de olmadı. Yok, burada. Ben rahat değilim şu anda. Bize gidelim kanka. Hadi gel evde çekelim. Tamam, okey. Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımda Dilay yok ne yazık ki. Caner var. Çünkü konumuz araba. Araba alacaklar için güzel bir rehber olacaktır bu. Caner hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın, iyisin? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkürler, iyiyiz işte, ne yapalım. Uğraşıyoruz. Bugün bu videoda 3 ana başlıkta inceleyeceğiz bu araba alma konusunu. Bir, ikinci el araba almak. Mantıklı mı? Nasıl alınıyor? İkincisi leasing ve finance. Nasıl yapılıyor? Bunu konuşacağız. Üçüncüsü de bu ikisinin arasındaki farklara bakacağız. Hangisi daha mantıklı? Bunu konuşacağız. Evet. Sen bu konuda yetkinsin çünkü daha önce hem yaşadım. ucuza güzel bir araba aldın. Evet. Hem de en son leasing yaptın ve güzel bir sıfır araba aldın. Evet. O yüzden bu konuyu seninle konuşmak çok daha mantıklı olacağı için teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Layık gördüğünüz için ben teşekkür ederim. Umarım herkes için bilgilendirici, yol gösterici bir video olur. İnşallah. Bakalım. Başlayalım o zaman. Evet, başlayalım. Şimdi Kanada'da araba almak mantıklı mı? Oradan başlayalım. Tamam. Sen araba almaya nasıl karar verdin Kanada'da? İlk geldiğinde hemen araba aldın mı? Şöyle, biz geldiğimizde araba almamın sebebi benim DoorDash yapacak olmamdı. Çünkü bir yere girip de çalışmak bana çok mantıklı gelmedi. Neden? Çünkü ben videograferlık yapıyorum. Burada kendi işimi de kovalamak istiyordum. Bir yere bağlı olursam bunu yapamayacaktım. İlk sebebim buydu. Ondan sonra ama asıl bizi buna iten otobüs fiyatları oldu. Şimdi ikimiz de atıyorum pizzacı çalışacağız. İkimizin de işte Elif'in okulu var. İkimizin de aylık kompas kart alması gerekiyor. Bunu ödeyeceğimiz para 250 dolar falan oluyor diyor. Yanlış hatırlamıyorum, 200-250 dolar civarı toplamda bir şey oluyordu toplamda ikimizin. Biraz yüksek geldi bu fiyat bize. Ondan sonra dedik acaba araba alsak, ben DoorDash yapsam, hem de hiçbir yere bağlı olmasam, dışarıdan belki birkaç yıl alırım dedim. Bizim yola çıkışımız böyle oldu. Tabii herkes için farklılık gösterebilir bu. Ama Kanada'da araba almak şöyle mantıklı. Eğer ailenizle buraya geliyorsanız, özellikle DoorDash yapıp para veya Uber yapıp para kazanacaksanız, ve biraz da hani gezeyim göreyim gelmişim buraya, çünkü şehrin içinde görebileceğiniz yerler kısıtlı. Burada gezebileceğiniz göller, işte hiking yerleri, yürüyüş yerleri, yüzme, her yer böyle buralardan 20-30 kilometre uzaklarda böyle gezebileceğiniz yerler. O yüzden araba biraz mantıklı. Ama ben öğrenciyim, geleceğim downtown'da ev tuttum zaten, DoorDash yapmayacağım, pizzacı çalışacağım, başka bir yerde çalışacağım diyorsanız, 2 yılda kendimi sıkacağım, okulum bittikten sonra araba alacağım diyorsanız gerek yok araba almanıza. Zaten downtown şehir içinde her yere çok yakın. Ulaşımda downtown içinde kolay. O yüzden yani bu şekilde araba almak ve almamak arasında karar tamamen sizin buradaki hedeflerinize bağlı. Evet, mesela bizim de çocuğumuz var. Hı hı. Çocukla bir yerden bir yere gitmek çok zor olduğu için araba almak bizim için şarttı. Bizim durumda da mesela araba almak mantıklıydı. İkinci el araba almakta başlayalım. Sen Audi A3 aldın. 2000 kaç modelde? 6. 2006 model. Bu arabayı alırken nasıl baktın? Nasıl araştırdın? Nereden aldın? Şöyle, biz Facebook Market'ten araştırmaya başladık. Çünkü en güncel orası, öyle söyleyeyim. Başka şeyler de var ama orası o kadar böyle hızlı dönmüyor. Yani hızlı arabalar yüklenmiyor vesaire. Herkes Facebook Market'e koyuyor. Ya da baktığın zaman diğer yerlerde de Facebook Market'teki arabanın aynısını görüyorsun. Facebook Market'ten girdik, baktık. Bütçemiz, belli bir bütçemiz vardı. O bütçeye kadar bakıyorduk. Uygun bir tane bulduk. Biraz sorunlu arabaydı. Gittik, görüştük, aldık. Olay bu yani. Facebook Market en mantıklısı, en güncel kullanılan Facebook Market. Evet. Mesela biz de bu konuda Facebook'tan değil de direkt bir Honda bayisinden aldık. Hı hı. Honda bayisinden Mazda aldık. Onlar da ikinci el araba satıyor. Bize daha güvenilir geldi. Tabii bu fiyat çok fazla uçuyor. Evet. Normalde Marketplace'de fiyat 12 bin dolarsa biz 18 bin dolar verdik. Evet. Ama şeyin, bayinin garantisi altındaydı. Bize daha mantıklı geldi. Biri geldi buraya, araba almak istiyor. Bu arabanın geçmişine bakması gerekiyor. Servis kalitesine bakması gerekiyor. Hı-hı. Sen bunlara baktın mı? Bakmak istersen nasıl bakması gerekiyor? Nerede araştırması gerekiyor bunları?
Zaten buradaki sigorta belgesinde arabanın geçmiş işlemleri gözüküyor. Yani geçmiş işlemleri derken adam bir kaza yaptı gidip sanayide yaptırırsa tabii Türkiye'deki bu da gözükmüyor. Ama buradaki önemli olan şey arabayı alırken ikinci el bir araba alıyorsanız clean title olmasına önem göstermeniz lazım. Clean title ne? İşte araba büyük bir hasar geçirip de servise girip işte ne bileyim işte kaputu değişmemiş, bagaj kapısı değişmemiş mesela gibi şeyler mesela. Orada her şey gözüküyor. Clean title araba olan arabaları tercih etmek daha doğru. Mesela biz alırken Carfix diye bir şeye baktık. Bu Carfix'te de bizim için önemli olan araba, mesela biz Vancouver'dayız. Vancouver'un hava şartları daha kolay. Yağmurlu sadece. Ama mesela Toronto'da kar Kar yağışı yağışı ve var. tuzlandıkları için arabaya daha çok zarar veriyor. O da Carfix diye bir rapor var. Carfix raporunda arabanın geçmişine, eski sahiplerine bakabiliyorsun. Araç Vancouver dışında kullanılmış mı mesela? Hepsini Evet, görebiliyorsun. bu bizim için önemli oldu. Biz de Carfix raporuna baktık mesela. Evet, o raporları işte satın alacağınız kişiden veya dealership'ten işte Evet. bayiden isteyip bunu görebiliyorsunuz. Ve şey de yapabiliyorsunuz. Her satan bunu kabul etmiyor ama diyorsunuz ki işte şöyle bir yer var buraya götürelim arabayı ben fix ettirmek istiyorum bir kontrol etmek istiyorum arabayı diyorsunuz gidip orada işte makineye bağlıyorlar arabanın sorunları varsa sorunları çıkıyor orada her şey ortaya çıkıyor zaten. Mesela biri geldi buraya, araba almak istiyor. Bu arabanın gerçek fiyatını nasıl kontrol edebilir? Gerçekten pahalıya mı alıyor, ucuza mı alıyor, gerçek fiyatına mı alıyor? Bunu araştırırken nereye bakmamız gerekiyor? Ya aslında şöyle kesinlikle Facebook marketten bir araba alacaksanız dealership'teki işte bayilerdeki arabalarla bunu Evet. kıyaslamamanız lazım. Çünkü onlar üstüne çok 4-5 bin dolar koyup satıyorlar. Ya bunu anlamanın en iyi yolu girip Facebook markette aynı muadil arabalara bakıp piyasayı o şekilde gözetmek. Yani Türkiye'de sahibinden.com'a girip bir araba alacaksanız diğerlerinin fiyatına bakıyorsunuz. Öyle belli oluyor ya. Burada da aynı mantık. Peki ikinci arabalıyken senin için olumlu yönleri ne oldu, olumsuz yönleri ne oldu? İkisine bir kıyaslama yapabilir misin? Şöyle, ikinci arabanın başınıza ne getireceğini hiçbir zaman bilemiyorsunuz. İstediğiniz kadar temiz çıksın araba. Yani siz bir çukura girersiniz, hayatınız mahvolur yani. Ona kimse şey yapamaz. Bizim için şöyle oldu. Biz arabayı aldığımızda 1000 dolar bir masraf yaptık, arabayı fixledik. Ondan sonra 2 ay boyunca hiçbir sıkıntı çıkarmadı. Daha sonra ufak tefek sıkıntılar çıkarmaya başladı. Daha sonra yolda giderken her işe çıktığımda tedirgin olmaya başladım. Yine de masraf çıkaracak diye. Ondan sonra zaten satmaya karar verdim. Ama bu süreçte kullandım 4 ay civarı falan kullandık biz arabayı. O süreçte zaten araba kendi fiyatının 4-5 katını 4-5 yaparak bana kazandırdı. Burada Anladım. geçimimi sağlamama yardımcı oldu ve bir asgari ücretle herhangi bir yerde çalışsanız kazanacağınız paranın daha fazlasını size veriyor. Çünkü vergi kesmiyor 4-5. Evet. Vergiyi sene sonunda ödüyorsunuz. Ve yeni gelen için vergi ödememek yani buradaki hayat düzenini oturtmak için çok mantıklı. Vergiyi de bu arada yıl sonu vergi bildirimi yapıyorsunuz. Ama bunu 4 veya 5 seneye kadar erteleyebiliyorsunuz. Hani ilk yıl sonunda hemen vergi bildirimi ve hepsini ödemem gerekiyor değil. Ama zaten biz yeni gelenler olduğumuz için eşlerimiz okuyor, bir sürü masrafımız var. Bu vergi bildirimini yapsak da zaten devlet bize borçlu Anladım. çıktığı için çok da bir şey ya kafa kafaya geliyor en kötü. O yüzden problem yaşamıyorsunuz yani. Eksileri biraz şey oldu. İşte dediğim gibi o dönemde atıyorum ben arabayla işte ayda 4000 dolar kazandıysam 4 ayda ne yapıyor? 16.000 dolar yapıyor. Ben arabayı 2400 aldım. 1000 başta yaptım. 2-3 bin de sonradan masraf yaptım deseniz. Hadi 2000 de sonradan yaptım. 3000 de 5500'e falan mal oldu. Ama ben o süreçte 16.000 dolar para kazandım bu arabadan. Eksisi o arada giden paralar oldu sadece. Bir de biraz tedirginlik oldu. Tabii O sadece kadar. şey vardı bir de her sabah çıktığında Tabii arabada bir yani. şey olacak Evet mı, bu gece evet. yolda kalacağım mı diye Aynen düşünüyorsun. O da işte bir yağ psikolojik sorun. yapıyordu işte ne bileyim işte aylık 50-60 dolar sadece yağ parası Evet. veriyordum vesaire öyle şeyler. Bir Bagajında de yağ vardı zaten. evet eksi olarak bir de yakıtı gitgide artmaya Evet. başladı. Aldığımda 12.7 yakıyordu sonra 13.7 lira 14 lira falan çıkmaya başladı. Bir de şehir içinde kullanıyorsun sürekli dur kalk dur kalk dur kalk araba daha çok eski olduğu için sıkıntı çıkartabiliyor yani. Sonra arabayı satmaya karar verdin. Evet. Bu satış süreci nasıl ilerliyor? Nasıl sattın arabanı? Şöyle Facebook Market'e koyduk arabayı. Yazanlar oldu. Gelip görmek isteyenler oldu. Geldiler, baktılar. İşte dediğimiz gibi gidip bir makineye bağlatıp görmek istiyoruz diyenler oldu. Bir tanesi de geldi. Götürebilir miyiz dedi. Tabii dedim gittik. Mr. Loop diye bir yer var burada. Arabayı bakıyorlar işte makineye bağladılar. Baktılar. Adam bana birkaç soru sordu işte daha işte bilmediğim bir şey var mı lütfen söyle gibi şeyler sordu. Biz her şeyini anlattık arabanın. Ondan sonra karar verdi. Biraz pazarlık yaptık. Ondan sonra dedik ICBC diye bir yer var. Burada İşte arabanın sigortasıdır, alış satışıdır, plakasıdır, her şeyi orada hallediyorsunuz. Yani girdiğiniz zaman her şeyi halledip çıkmış oluyorsunuz oradan. Oraya gidiyorsunuz. İşte iki taraf bir sözleşme var. O sözleşmeyi imzalıyor. Arabanın kilometresi yazılıyor. İşte evraklarınızı veriyorsunuz. Ondan sonra siz arabadan plakanızı söküyorsunuz.
O adam alan kişi farklı bir plaka seçiyor oradan kendine. Alıyor. Zaten kendinizi değiştiriyorsunuz. O vidayla takıyorsunuz. O kadar yani. Kendi plakasını takıyor. İmzalar atılıyor. Parayı zaten satışı yaptıktan sonra veya önce alabilirsiniz. Orada para göstermenize gerek yok. Sadece anlaştığınız fiyatı yazıyorsunuz. Sonra parayı alıyorsunuz. Eyvallah diyorsunuz. Bitti gitti bu kadar. Daha sonra sıfır araba almaya karar verdin. Burada süreç nasıl ilerliyor? Sen ne yaptın? Leasing mi yaptın? Finance mi yaptın? Şimdi önce şöyle başlayalım mesela. Çünkü aralarında biraz fark var. Finance ve leasing'in arasındaki bir farktan biraz bahsedeyim ben. Arkadaşlar finance Türkiye'de bankadan kredi çekip araba almak gibi. İşte yani, araç kredisi. Evet, araç kredisi. Gidiyorsunuz şubeye. Onlar sizin bir kredi skorunuzu check ediyorlar. Uygun görürler size bir kredi veriyorlar. Bu krediyi işte aylık veya bi-weekly 2 haftada bir ödeyip arabaya sahip oluyorsunuz. Leasing'de de şöyle, opsiyonları çok fazla, çok mantıklı bence. Arabaya gittiniz. Ödemeler birbirine yaklaşık oluyor. Aynı araç için konuşuyorsak tabii. Yine aylık ödemeniz yakın oluyor birbirine finance'le. Birincisi 2 senelik leasing yaptınız diyelim. 2 senelik leasing sonunda tamam kardeşim ben bu arabayı artık istemiyorum deyip tamamen geri iade edip olaydan çıkabiliyorsunuz. Ödediğiniz para boşa gidiyor tabii ki yani gitmiş oluyor. Ama o sürede doğru yaşayıp arabadan para kazanmış oluyorsunuz zaten. Kiralama mantığı. İkinci seçenek, kardeşim ben bu arabayı kullandım ama ben yeni bir arabaya geçmek istiyorum. Tekrardan sıfır bir arabaya girmek istiyorum diyorsunuz. O arabayı geri ödüyorsunuz. Tekrardan yeni bir leasing'e başlıyorsunuz başka bir arabayla. Orada o arabayı iade ettiğiniz için ödediğiniz paradan bir kısmını düşüyorlar diye biliyorum. Orada biraz yine kayıp yaşıyorsunuz bayağı yani. Üçüncü seçenek de kardeşim ben bu arabayı kullandım. Ben bu arabadan memnunum. Ben bu arabayı satın almak istiyorum diyorsunuz. İki senenin sonunda ödediğiniz parayı çıkıyorlar arabanın total fiyatından. Kalan parayı ödeyip arabanın sahibi olabiliyorsunuz. O kalan parayı da ya nakit ödüyorsunuz. Atıyorum bizim işte leasingimizin bittiği zaman 22 bin dolarlık bir ödememiz çıkıyor bizim mesela arabayı satın almamız için. Ama ya da şube bunu size finance yapıyor. Yani bir kredi veriyor. Yine aylık ödemeye devam edip onun sonunda da arabaya sahip oluyorsunuz tamamen. Ya burada kredi skoru önemli oluyor işte. O 2 evet. senede aslında kredi skoru toplaman için yeterli bir süre oluyor. Evet. 2 sene sonra rahat rahat kredi skorunu toparlayıp finance yapabilirsiniz. Evet, zaten bizim finance yapmama şeyimiz, asıl soruya gelelim. Biz neden leasing'i tercih ettik? Çünkü finance yeni gelen biri arkadaşlar burada kredi skoruna sahip olmadığı için finance çıkmıyor genelde. Bazı bayiler kendi inisiyatifinde kredi verebiliyor. O da çok nadir. Biz tanıdık birine bile gittik olmadı yani kendi içeriden bize kredi çıkartamadı. O yüzden leasing'i tercih ettik. Mecbur leasing'i tercih etmek zorundaydık yani. Kaç para veriyorsun aylık ödeme olarak? Biz aylık arabaya 600 dolar ödeme yapıyoruz şu an. Bi-weekly 310 mu? İşte 620 dolara falan geliyor arabaya ödediğimiz para. Bi-weekly de 2 haftada bir ödenen rakam. Evet ya yani bu parayı size 2 haftada bir istiyorlar aylık işte. Yani Türk mantığı aylık düşünürseniz 600 dolara geliyor aslında ama ödemeyi 2 haftada bir yapıyorsunuz 310-310 diye. Leasing yapma sürecinde süreç nasıl ilerliyor? Nasıl bir sözleşme oluşuyor? Nasıl yapılıyor? Şöyle leasing için sizden istedikleri belli başlı belgeler var. Honda özellikle bu konuda leasing konusunda yani biz Honda daha kolay veriyor diye düşünüyorum. Çünkü diğer şubelerde bu kadar kolay olduğu söylenmedi bize. Sizden istediği şey bu arada work permit ile buraya geldiyseniz ve DoorDash yapıyorsanız ya tek başınaysanız DoorDash yapıyorsanız ve gidip leasing yapmaya kalkarsanız büyük ihtimalle leasing yapamazsınız. Çünkü DoorDash sigortalı bir iş olmadığı için burada bu arada güvenlik de size finance veya leasing vermiyorlar zaten. Ama öğrencileri bu kolaylığı sağlıyorlar. Tabii burada öğrenciler çalışmıyor olsa bile leasing evet. bir türlü yapabiliyor. Evet bir şekilde özellikle Honda buna çok elverişli yapabiliyorlar. Biz eşimin üzerinden ilerledik. Gittik bize işte belli başlı belgeler istedi. İşte eşimin study permitini istedi. İşte pasaportlar, BCID bu tarz belgeler istedi. Ondan sonra yine kredi çek yapıyorlar bu arada leasing yapsanız da. İşte Honda'ya gönderiyorlar. Birkaç gün içinde size haber vereceğiz diyorlar. Onay veya red durumunda. Birkaç gün sonra aradılar. Onaylandı dediler. Sonra gittik evet. aldık. Bu kadar. Ya çok kolay ilerdi. Gerçekten finance'de çok fazla böyle işte skor çıkmadı, ne yapabiliriz, nasıl yükseltebiliriz falan durumları vardı. Leasing o kadar kolay oldu ki biz çok şaşırıp kaldık yani. Evet, daha önce de burada alanlar oldu leasing aynı şekilde. Bu aralar BCID istiyorlar. Evet, BCID istiyorlar arkadaşlar. Ama bir önce alanlar BCID istemediler. Ama şu an almak istiyorsan gidip BCID yapman lazım. Evet. Ya BCID burada her şeye lazım arkadaşlar. Evet. Yani her yerde istiyorlar. Mesela ilk geldiğiniz zaman BCID ile hat almakla BCID'siz hat almak arasında bile para farkı oluyor. Evet.
Leasing yaparken aracına bir sigorta yaptın. Bu sigorta Hı-hı. süreci nasıl oluyor? İnsanlar bu sigortanın daha düşük olması için neler yapması lazım? Hı-hı. Bununla ilgili bir ipucu verebilir misin bize? Şöyle, benim tavsiyem buraya gelir gelmez buranın kendi ehliyetini almanız bir kere. Çünkü Türk ehliyetiyle gidip bir sigorta yaptırdığınız zaman arkadaşlar, araba aldığınız zaman direkt çarpı 2 diye düşünün. 2 katı fazla ödüyorsunuz. Biz mesela şu an 600 dolar her ay sigorta ödüyoruz. Ama BC ehliyetini aldığımız zaman bu para 300 dolarlara, 250 yani. Dolarlara düşüyor. O yüzden burada yapmanız gereken tek şey gidip hemen bir BC ehliyeti almak. Bu bütün dertlerden kurtarıyor sizi. Evet. Bir de şöyle bir durum var. İşte sigorta yapılırken size soruyorlar. Atıyorum işte bir kaza yaptınız. Atıyorum gittiniz bir adama çarptınız. Diyor ki sigortada yaparken size oradaki kişi işte 1 milyon dolara kadar mı karşılasın? 2 milyon dolara kadar mı karşılasın? 3 milyon dolara kadar mı karşılasın? Genelde herkes 1 milyon doları tercih ediyor. İşte ne kadar yüksek yaparsanız aylık ödemeniz o kadar artıyor. Tabii. Ya içerideki başka maddeler de işte mesela atıyorum sallıyorum arabanın camına taş geldi. Bunları karşılasın için işte 50 dolar daha fazla ödüyorsun vesaire vesaire. Çok fark etmiyor ama mesela en fazla sanırım 50 dolar falan fark 50 ediyor. 50-60 dolar fark ediyor. O yüzden mesela biz en maksimumunda yaptık. 3 milyon dolarlık yaptık. Yine biz de fazla veriyoruz ama çok büyük bir uçurum yok. Evet. O zaman son olarak da şeye sordum. Bu ikisi aradaki farkları. İnsanlar ikinci el araç mı almalı yoksa geldiklerinde direkt leasing'e mi girmeli? Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya ben şöyle düşünüyorum aslında. Yani biraz da kişiden kişiye yine değişiyor bu konu. Çünkü ne yapmak istediğinize, hedefinize bağlı bu olay. İkinci el bir araba alayım. Param biraz kenarda kalsın, beni idare etsin. Aylık öyle işte aylık para ödemeyeyim arabaya, ekstra bir benim harcama yapmayayım diyorsanız ikinci el almak mantıklı. Benim gibi de yapabilirsiniz. Biz aldık arabayı. Bir süre kullandık, sonra sattık, ondan sonra önümüzü görüp de leasing'e girdik. Ama kenarda param var, beni 5-6 ay, 1 yıl idare edecek bir parayla geldim ben diyorsanız gidip leasing yapabilirsiniz tabii ki. Sizin beklentinize kalmış bir şey bu buradan. Çalışacaksınız, ya araba kilometre yaptıracaksınız, tabii ki de ikinci el almak daha mantıklı. Ama orada işte çıkartacağı masraflar, bunu satarken satabilecek misiniz hemen, böyle olaylar oluyor. İkinci el araba alırsanız sigortası eski araba alırsanız daha düşük çıkıyor. Ya başlangıç olarak yani minimize bir bütçeyle geldiyseniz buraya ikinci el almak daha mantıklı. Ya buraya girerken işte dediğin gibi ikinci el araba almak mantıklı oluyor bazen ama leasing yapmak da sıfır araba almak demek. O da evet. Bir heves aslında. Aynen. Ya biraz tercih de olsun da ben mesela 18 bin dolara Mazda 3 aldım daha sıkıntısız bir araç olsun diye. Bir de biraz param vardı satarım tekrar o parayı geri alırım diye düşündüm. Ama mesela Caner önce geldi buraya az para geldiği için 3000 dolarlık bir araba aldı. Sonra biraz daha durumu düzeltince leasing'e girdi. Ya bu tamamen sizin tercihiniz olacaktır. Evet. O yüzden bakın kendi durumunuza hesaplayın. Şunu da unutmayalım bu arada leasing yaparken de sizden bir down payment istiyorlar. Evet. Bunu atladık. İşte verebileceğiniz down payment'ı soruyorlar. Sonra dedik, biz dedik 3500 dolar ödeyebiliriz. Tamam dedi bunu soracağım ama olmazsa 5000 ödeyebilir misiniz? Tamam dedik. Peki bunu da soracağım. Bu olmazsa bu kadar ödeyebilir misiniz? Ama 3500 çıktı. Yani onu da söyleyeyim. Down payment ödemeden de gidip bir leasing falan yapamıyorsunuz. Evet, sıfır parayla araba alınmıyor yani. Aynen sıfır parayla öyle gidip araba alamıyorsunuz. Dediğim gibi ama şu tavsiyeyi verebiliriz. Buraya gelip ikinci el araba alacaksanız, eski bir araba alıp DoorDash yapıp çalışacaksanız kesinlikle Alman arabası almanızı tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Çünkü Alman arabası sıkıntı çıkartan bir araba, yağ yakan bir araba özellikle. Eski modelleri sürekli yağ yakıyor. Onu geçtim. Sıkıntı çıkardığı zaman parçası Avrupa'dan buraya geldiği için çok aşırı derecede pahalı. Burada bir Toyota'nın bir parçası 70 dolarken biz Audi için aynı parçayı 700 dolar para ödedik. Buradan farkı anlayabilirsiniz tabii, zaten. Tam buraya geldiğinizde göreceksiniz. İnsanlar genelde burada Honda, Toyota, evet, Acura, öyle arabalar kullanıyor. Parası olan Tesla parası kullanıyor. Olan Tesla. Ama genelde burada Japon arabaları uzaklı arabaları daha fazla satıyor. Ya yine var Audi benim arabanın aynısından kaç tane gördüm. Evet. İşte ne bir BMW'si var şeyi var. Tabii Golf de var. Golf de var ama işte genelde daha yeni modellerini görüyorsunuz burada. Eski kasalarını çok göremiyorsunuz yani. Var mı son olarak ekleyeceğim bu konuyla ilgili bir şey? Ya şöyle bence araba almak için buraya geldiğinizde acele etmeyin. Biz o hevesle hemen arabayı aldık. Tabii pişmanlıklarımız da var, iyi kilerimiz de var. Ama herkesin başına bizim başımıza gelen şeyin aynısı gelecek diye bir şey yok. Çok kötü bir şeyle de karşılaşabilirsiniz. Götürürsünüz hiçbir şeyi çıkmaz arabanın. Ertesi gün elinizde patlar. O verdiğiniz para da boşa gidebilir. Kafam rahat olsun diyorsanız kesinlikle 3000-5000 dolar gidip arabaya vereceğinize leasing için down payment verip sıfır araba alın derim.
Yani çünkü burada araba amaç değil, araç olduğu için Evet. o araba sonra kilometre kaybetti, daha ucuza satsanız da tekrar gidip yeni bir araba alabiliyorsunuz yani. İki sensör düzeniniz oturuyor zaten. O yüzden leasing yapmak bana çok daha mantıklı geliyor. De biz buradayız. Gelin, bizim Honda'da işte ikimizin de arabayı aldığı kişi aynı bu arada. Evet. Onunla görüştürebiliriz, sizi ona götürebiliriz, farklı konulara destek olabiliriz. Ne zaman istiyorsanız iletişime geçebilirsiniz. Evet. Tabii bunlar bizim tecrübelerimiz. Umarım Evet. siz de daha güzel tecrübelerle burada güzel arabalara sahip olursunuz. İnşallah. Yine yani her şeyi atmaya çalıştık ama herhangi bir sorunuz olsa yorumlara yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırız. Caner de yorumları takip edecektir. Evet, bu Size videonun yorumunu takip edeceğim. size cevaplarını verecektir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya Salı yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.